Bir varmış bir yokmuş. Evvel zamanların birinde uzak bir diyarda iyi kalpli bir prenses yaşıyormuş. Evlilik çağında bu prens bir prensesiyle evlenmek istiyormuş. Kendisine uygun bir eş bulmak için bütün ülkeleri dolaşmış. Ama bir türlü istediği gibi birini bulamamış. Karşılaştığı prenseslerin gerçek olup olmadığı konusunda hep tereddüt yaşıyormuş. Aramaktan yorulan prens Sarayın yolunu tutmuş Bir gece sarayda büyük bir Uğultuyla korkuş Bir fırtına çıkmış Gök gürültüyor, Şimşek çakıyor Adeta bardaktan boşalırcasına Yağmur yağıyor Deyim yerindeyse adeta Kıyamet kopuyormuş Çok geçmeden sarayın kapısı çalınmış Kralı çekip kapıyı açmış Fakat o da ne Kapının önünde Yamurdan sırı sıklam olmuş. Keş bir kız duruyormuş. Tepeden tırnağa sırı sıklama olmuş bu genç kız. Sarayın yolunu kaybettiğini, kendisinin de gerçek bir prens olduğunu söylüyormuş. Yaşlı kraliçe, kapıdaki prensesi içeri almış. Acaba gerçek prens mi? Dur bakalım anlarız diye düşünmüş. Ama bu durumu kimseye belli etmemiş gerçek prens için bir yatak sermiş. Yatağının altına da bir bezeli tanesi koymuş. Bu bezeli tanesinin üstüne de 20 kat döşek, döşeklerin üzerine de 20 tane kas tüyü yatak koymuş. Keçi olmuş, prenses kraliçenin yaptığı yatakta uyumuş. Sabah olunca da gerçek prensese gece nasıl uyudun? Rahat ettin mi diye sormuşlar. Gerçek prens ah ah Yatağımın altında ne vardı bilmiyorum. Sanki yatağımın altında çok sert bir şeyler vardı. Gece boyunca gözümü bile kımırdamadım. Sabaha kadar kıvrandım. Sabah uyanınca da her yerim ağrıyordu demiş gerçek prens. Kraliçe o zaman anlaşılmış ki 20 kat döşeğinin ve 20 kat tüyünün yatağının altındaki bezelye tanesini hissedecek kadar nazlı. narin olduğuna göre bu prens gerçek bir prenstir. Hemen oğlu durumunu anlatmış. Oğlu da onun gerçek olduğunu inanıp onunla evlenmiş. O bezelye tanesini de mumyalayıp saraylarına yaptıkları özel bir müzeye koymuşlar. O bezelye tanesini görmek isterseniz belki hala müzede duruyor. İşte masal da böyle bir şekilde bitmiş. Çocuklar